İzhedu fi dünya yuhibbekallah. Vezhed fi ma fi eydinnaz yuhibbekennaz. Dünyadan kaç, Allah seni sevsin. Yani dünyadan kaçmak ne demek? Namaz vakti geldi. Allahu Ekber. Zekat vakti geldi. Adamın fabrikaları var. Üstten gidelim hadi yukarıda. Zekatını tıkır tıkır ödedi. Hayır hasenatını yaptı. Kazancının helalinden dikkat etti. Harama bulaşmadı. Çalıştırdığı adamın parasını ödedi. Orucunu tuttu. Hacca gitti. Allahu Ekber demek tahrim zaten. Dünyayı haram edin. Cumasına gitti vesaire. Bu kişi dese ki ben dünyayı sevmiyorum. Evet sevmiyor. Yani zengin olmak dünyayı seviyor demek değildir. Yani dengeli. Namaz vaktinde Allahu Ekber demek, efendim zekatını vermek, hayır hasenatını yapmak, hakka hukuka riayet etmek, helal kazanmak, haramdan uzak durmak budur. Yani öbür taraftakinin bir şeysi yok ama kenarda bir misal 40 bin lirası var. 1000 lira zekatını vermiyorsa bu dünya perestir bu adam. Bütün incelik orada. İzzet fi dünyadan kaç. Dünyadan kaç. Yuhibbeke. Allah seni sevsin. Yani dünyadan kaçmak demek ne? Dünyayı bırakalım. Resulullah bırakmadı. Devlet başkanıydı. Ebubekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali devletin başında. İmam-ı Rabbani devletin başında. Üstadlarımıza baktığımızda Ali Haydar Efendimiz dört padişahın danışmanı. Efendi Hazretlerimiz şehrin ortasında, merkezde, yani işin merkezinde. Dünyadan nasıl kaçıyor? İşte Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçmakla. Bu. Vezhed fî mâ fî eydinnâs. İnsanların değer verdiği şeylerden kaç. İşte aynı şeyler. Yani insanların değer verdiği şeylere buna mesela Mevlana Hazretleri nasıl misal veriyor? Diyor ki bir insan bir gemiyi misal veriyor. Gemi bol su olursa rahat hareket eder. Çünkü 5-6 metre su gerekiyor. Derinlik gerekiyor. Sığ olursa karaya otur. Ha o zaman gemi bol su seviyor. Soru şu Mevlana Hazretleri diyor. O zaman gemi çok su seviyor diye suyu gemiye doldurursak gemi batar. İşte insanın da dünyalıkları olursa yani bol su misali gemi rahat hareket eder. İnsan rahat hareket eder. O zaman dünyalık iyidir deyip kalbe doldurursan dünyayı elde edeceğim diye namaz kılmıyor. Dünyayı elde edeceğim zekat veriyorum. Dünyayı elde edeceğim de başkasının malını zimmetine geçiriyor. O zaman ne oluyor? İnsan batıyor. Ayaklarının altında olacak. Gemi misali. Güzel bir misaldir. Ezhedun nâsi fil âlem ehluhu ve cîranuhu. Yani insanın zühd edileceği şu dünyada nedir? Ehlidir. Yani çoluk çocuğumu memnun edeyim diye dinden taviz vermemektir. Ve cîranuhu çevresidir vesaire. İşte etraf ne der? Hak ne der diyeceğiz. Hak ne der? Yani ayeti kerimelerde sevgili Allah'ımız zilletin alil müminin Müslümanlara karşı efendi mütevazidir. İzzetin alil kafirin. Kafirlere karşı izzetlidirler. Yücahidüne fî sebilli. Allah'ın da cihad eder. Ve lâ yehâfûne korkmazlar. Levmeteni kınayanlardan. Yani birisi kınayacak. Ya varsın kınasın. Beyazlı Bestami'ye dediler ki efendim halkın teveccühü sizi memnun eder mi? O tarihi bir cevap verdi. Dedi ki halk sevmiş, hak sevmemiş. Ne faydası var? Hak sevmiş, halk darılmış. Ne zararı var? Bütün mesele ve rıdvanu minallahi ekber. Allah'ın rızası her şeyden büyük. Ezhedün nâsi men lem yensel kabr vel bila. İnsanların en zühdü. Burada anlatıyor. Kabri ve yok olacağını unutma. Ve tereke eftele zînetil hayate dünya. Dünya hayatlarının zînetlerini terk et. Ve etere mâ yebkâ alâ mâ yefnâ. Geçiciyi kalıcıya bırak. Geçiciyi bırak. Kalıcı. Kalıcı olan nedir? Ahirette karşına çıkacak olandır. Ve lem yeudde gaden meyyami. Yarını gün olarak görme. Yani ve mâ tedri nefsün mâ zâ teksi bu gada. Yarını getirir kimse bilemez. Lokman suresi. Ve adde nefsehu fil mevte. Kendini ölü bil. Çünkü her an, her nefes bir son nefes.